Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Daha önce gelmiştin. Daha önce geldim. İlk yeteneksizsiniz. İlk yılındaydı. Seninle beraber başladık bu yolculuğa. Evet. Sonra biz devam ettik. Uzun bir aradan sonra tekrar ben de geldim. Bak görüyorsun, daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşur. Tamamladım. İlk sezonda sen çok başarılıydın, hatırlıyorum. Teşekkür ederim Acun Bey. Yarı finalde de eğlendik. Bunun da bir sebebi işte Hülya Hanım'ın orada olmamasıydı herhalde. Kendisi ufak bir kaza geçirdi. Bütün motivasyonum, konsantrasyonum oraya gitti. Sen... Hatta ben Acun Bey çekimler esnasında İstanbul'dan atlayıp Bursa'ya gittim hastaneye Hülya Hanım'ı görmeye. Göremeden ama çiçeklerimi bıraktım. Çiçekleri bıraktım herhalde istatiymiş. Tabii ciddiyim. Yarış hani... Senin fanatiğin. Evet. Nasıl yani? Sen olsun. Şimdi ayağını kırdın ne dağda? Evet. Bursa'da hastanedeydin. Evet. Sen olmayınca biz de programı kurtarmaya çalıştık. Sensiz tadı olmadı. Oy. Sevgili Beyaz gelmişti o zaman. Evet. O birinci yarı finalde yarıştı arkadaş. Tamam. Ama sonra ama yarışı finalde yarışmadan önce de Bursa'ya gitmiş seni görmeye. Ziyarete geldim. Yok muydu ya? Görüşemedik. Çok mutlu oldum. Gerçekten şimdi bile bunu öğrenmiş olsam. Çok teşekkür ederim. Şu anda ilk evetini aldın. Hayırlı olsun. Kendimi nasıl affettirebilirim bilmiyorum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Sen Bursa'da mı yaşıyorsun? Çok özür dilerim. Bursa'da yaşamıyorum. Marmaris'te yaşıyorum. Sakarya Sapancalıyım ben. Tamam. Marmaris'ten geldim. Afyon'u duyunca koşa koşa geldim. Çok seviyorum Afyon'u. Ali Hülya'yı çok rahat bir şekilde şu anda bağlamış durumdasın. Ne alakası var? Seyircimizi de kazandın. Koşa koşa geldin. Bir şey kalmadı zaten. Usulen birkaç hareket yap. Sonra evetini alıp devam et. Çok teşekkür ederim Hacım Bey. Ama sen zaten yetenekli bir arkadaşımızsın. Bugün ne yapacaksın? Barman Show aradan 3 sene geçti. Biraz daha hızlandık. Biraz daha çalışmalarımızı geliştirdik. İnşallah arkadaşlara süper bir show yapacağız. Peki bekliyoruz. Teşekkürler.
Sergen Bey bu şovun yabancısıydı. Beğendi mi acaba? Valla bunu kimi getirsen yapar söyleyeyim. Eyvallah. Ali, bak yeteneklisiniz de herhalde 20 tane barman şov yapan gördüm. Böylesini görmedim. Teşekkür ederim. Yani... Vallahi şöyle söyleyeyim ben. Önce hatasız bir performans izledik. Ben çok negatif yorumcuyum biliyorsun aslında. Yani çok beğenmem ama bana göre mükemmel performanstı ya. Gördüğüm en iyi yarışmacıydı bence. Çünkü böyle barman hani bu tarz birisi geldiği zaman ne yapacak ki diyoruz falan hani kendi kafamızdan böyle. Ama senin yaptığın şov yani direkt final performansı bana göre. Çok teşekkür ederim Sergen Bey. Sağ olun. Hülya. Jüriden alkış aldım bir kere her şeyden önce. Ben bir baktım alkışlamaya başlamışım. Sonra bir baktım Acun da alkışladı. Bir kere düşürmedi ya. Bir kere. Bırak düşürmeyi artık şey yapmış yani. Bu otomatiğe bağlanmış gibi. Gerçekten gurur verici bir durum ya. Var ortada. İşinle ilgili. Teşekkür ederim Hülya Hanım. Bak samimi olarak söylüyorum. Sinirim bozuldu. Hani bir yerde düşüreceksin diye bekliyorum artık. Hakikaten yani... insan diyorum ki hani bir yerde de bir şey takılacak artık. Ve o kadar hızlı yapıyorsun ki. Yani bence dünya çapındasın sen. Teşekkür ederim Acun Bey. Vallahi. Yani diyelim dirseğe vuruyor. Evet. Hani bir tanesinde de denk gelmez ya. Hani düşürmeyi de geçtim bak. Dirseğe vurup üzerine kapatacak ya. Onlardan bir tanesinde de hani yan gelir, bir şey gelir. Hani sen kendini çok geliştirmişsin. Böyle değildi kesinlikle değil mi? Böyle değildi yani. Özellikle bu en son ki çevirme yani bizim başımız döndü. Üstelik ateşli, ateş bir taraftan çok nasıl tehlikeli. Bir insan yanlışlıkla... Değil hayır, mi? Tabii canım ateşi de ateşi tutabilirsin. Ateşi bile tutabilirsin. Ya buradan yani söyleyelim onu evde kesinlikle denemesinler arkadaşlar. Vallahi oylamaya geçelim hemen. Yıldızlı evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim Sergen Bey. Gerçekten çok iyiydi. Ben de evet diyorum. 3 evet diyoruz.